Hello, hello, hello. Çok uzun zamandır bu giriş yapmıyordum. Ben de özlemişim, siz de özlediniz. Biliyorum. Oturayım ben, yani niye ayaktayım ki? Ve evet, en sevdiğiniz video konseptiyle geldim. Biliyorsunuzdur, Zayıflama Günlüğü serisi başlatmıştım karantinaya ilk girdiğimiz zamanlarda. Zayıflama Günlüğü 1 ve Zayıflama Günlüğü 2 olarak 2 tane video atmıştım. Ve gün içerisinde yediklerimi paylaşmıştım sizinle. Onları da şuradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi serinin yeni bir videosu geldi. Spor yaparken neler yiyorum? Bildiğiniz üzere Creatine Challenge videosu çekmiştim. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Creatine yapmaya başladıktan sonra sporu bırakamadım ve haftanın 6 günü fix olacak şekilde her gün 40 dakika ile 1 saat arasında kardiyo yapmayı alışkanlık haline getirdim. Ve sizler de Instagram üzerinden gördükçe bana çok fazla soru sormaya başladınız. Başak, işte spor yaparken nelere dikkat ediyorsun, neler yiyorsun gibi gibi. Ben de sorumsuz bir insan olarak dedim ki neden zayıflama gününe devam etmiyorum? Öncelikle bu 3 gün boyunca benimle berabersiniz. Spor yaparken neler yiyorum, neler içiyorum? Hepsini size tek tek göstereceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Sabah kahvaltılarım hep aynı olacak. Çünkü hayatımdan yulafı çıkardım. Çünkü yulafı yediğim zaman tokluk hissimin olmadığını ve beni daha fazla acıktırdığını fark ettim. Ve daha fazla böyle meyve yeme isteğim, tatlı yeme isteğimin de arttığını fark ettim. Yani sabah kahvaltılarına yulaf yemenin vücuduma iyi gelmediğini fark ettiğim için yulafı belli bir süreliğine hayatımdan çıkardım. Böyle bir 2-3 haftadır falan hiç yemedim. O yüzden bu videoda yulaf tariflerimi göremeyeceksiniz. Ama diğer Zayıflama Günlüğü videolarımda yulaf tariflerim vardı. Yulafı sevmeyenler için de muhteşem bir tarif vermiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Şu an saat 8.30. Ben 7.30 gibi falan uyandım. Ama bugün hava o kadar kötü ki size anlatamam. Yani sabah inanılmaz bir gök gürültüsüne uyandım. Yataktan kalkasım gelmedi. 7.30'dan 8.30'a kadar böyle tavana bakarak gök gürültüsünü falan dinleyerek yatakta uzandım. Şimdi kalktım, üstümü başımı değiştirdim. İlk işim kalkıp tartılmak olacak. Her zayıflama videosunun başına tartılıyorum, biliyorsunuz ki. En son zayıflama videosunda tartıldığımda 62 gibi bir şey olmam lazım, tam olarak hatırlamıyorum. Önce tartılacağım ve sonra günün ilk öğünü olarak suyumu içeceğim. Güne hep su içerek başlıyorum. Bunu bir alışkanlık haline getirdim. İnanılmaz iyi gelmeye başladı bünyeme. İlk başta böyle etkisini göremiyorsunuz. Hele bir iki ay böyle, yani saçma geliyor size yaptığınız o alışkanlık. Ama zaman geçtikçe vücudunuz adapte oluyor ve o su içmenin bile yararını görmüş oluyorsunuz. Neyse, çok konuştum. Gidip tartılayım, geleyim. Daha sonra tekrar konuşmaya devam edelim. Son zayıflama videosundan beri 1 kilo vermişim sanırım. Şu an hedefim 58-57 civarında olmak. Boyum 1.72. Aslında şu an ideal kilomdayım. Hani 60.5-60.7, hani tam olarak ideal kilomda olmuş oluyorum. Fakat benim hedefim ideal kilomdan 1 kilo daha az olmak. O yüzden 58-57.5 falan hedefim. Ama böyle sıkı diyetler içerisine girip şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım falan diye bir amacım yok. Yine sağlıklı beslenerek, sporumu yaparak, özellikle de sporla birlikte yağdan kilo vermek istiyorum. Şimdi ben suyumu içmeden ve kahvaltıyı hazırlamaya başlamadan önce son bir şey söyleyip, gerçekten son bir şey söyleyip gidiyorum. Bildiğiniz üzere ben diyetisyenlik okuyorum ama bir diyetisyen değilim. Yani aslında ben size beslenme stilimi gösterirken bunlar doğru, bunlar yapılmalı, bunları yaparsanız kilo verirsiniz amaçlı çekmiyorum bu videoları. Ben kendim kilo vermeye çalışırken neler yapıyorum, ben vücuduma nelerin iyi gelip gelmediğini bildiğim için yeme şeklimi ona göre düzenliyorum. Ve kendi vücudumda tanıdığım için ona göre besleniyorum. Size gösterdiklerimin hepsinin doğru olduğunu söyleyemem. Büyük ihtimal yanlışlarım da vardır. Porsiyon kontrolünde olabilir, protein karbonhidrat ayarlamasında da olabilir. Kısacası ben nasıl besleniyorum onu gösteriyorum size. Bunu da eklediğime göre ben artık suyumu içmeye gidebilirim. Şimdi suyumu içtim. Kalkıp kahvaltımı hazırlayacağım. Daha doğrusu bugün pazar olduğu için hepimize bir pazar kahvaltısı hazırlayacağım. Ama sağlıklı versiyonunu hazırlayacağım tabii ki. Yine ekmekler falan kızartılacak. Yumurtalarımız, zeytinlerimiz, peynirlerimiz ve yeşillerimiz olacak. Kahvaltıyı hazırlarken geçen süre zarfı içerisinde zaten suyu da anca böyle midem sindirmiş oluyor. Çünkü su içtiği zaman inanılmaz bir ağırlık oluyor vücudumda. Ve hemen kahvaltı yapamıyorum. O yüzden suyumu içtikten sonra kahvaltıyı hazırlamak en mantıklısı oluyor. O aradaki zamanı da kapatmış oluyorum. Evet, kahvaltımı gördünüz. Yarım avokado,
birazcık domates, salatalık, biber, şu kadarcık peynir, iki parmak kadar peynir, bir de burada salatalık var, salatalık denen salata var. Bunu 3 kişi ortak yiyoruz, annem, Berra, ben. Onun haricinde de 5 tane zeytin suda beklettim, hani tuzu falan gitsin diye. Bu kadar, hepsi yetiyor. Ekmeği soracak olursanız, normalde bir dilim buğday ekmeği veya çavdar ekmeği yiyorum ya da bir dilim masa yiyorum. Ama dün değil, ondan önceki gün kuzenime gittiğimde fırında patatesten böyle bir avuç kadar yediğim için hani bugün yememeyi tercih ettim ama normalde bir dilim masa ya da bir dilim ekmek yiyorum. Size söylediğime göre ben artık kahvaltıma başlayabilirim. Kahvaltım bitti. Saat şu an 10.30'a yaklaşıyor gibi gibi. Yaklaşık böyle bir yarım saat, bir saat sonra falan kendime spor öncesi kahvemi hazırlayacağım. Bulletproof kahve, yani hindistan cevizi yağlı kahve yapacağım kendime. Ama ondan önce kendime gün içerisinde içtiğim suyumu hazırlayacağım. Normal bir şeyin içerisine yarım limonu koyacağım. Normalde limonlu, tarçınlı, naneli sular ödem atmanıza yardımcı oluyor biliyorsunuz ki. Ama ben artık limonlu suyu ödem atmak için içmiyorum. Yaklaşık 4-5 senedir hep limonlu su içiyorum. Yani evde olduğum zamanlar içmeye çalışıyorum. Çünkü normal suyu tek başına içemedim fark ettim. Midemin bulandığını fark ettim. O yüzden böyle evde olduğum zamanlar limonlu su içiyorum. Ama evde değilsem de normal suyumu içiyorum. Ve gün içerisinde 2,5-3 litre su tüketiyorum. 2,5 litreye sabitlendim artık. Her gün neredeyse 2,5-3 litre suyu içebiliyorum. O yüzden su için kamu spotumla yattığımıza göre limonumuzu koyalım. Ve tada, limonlu suyumuz hazır. Ben şimdi biraz oturup kitap okuyup film izleyeceğim. Daha sonra kahve yaparken görüşürüz. Yine ben geldim. Saat 11.45 geçiyor. Birazcık kitap okumaya dalmışım. O yüzden kahve içmeyi unuttum. Şimdi beraber kahve yapacağız. Ama ondan önce neden hindistan cevizi yağı ile birlikte kahve içtiğini de söylemek istiyorum. Spor öncesinde hindistan cevizi yağını karıştırarak içerseniz kahvenizde yağ yakımını hızlandırmış oluyorsunuz. Yani spora daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olmuş oluyor sizin o kahve. O yüzden şimdi onu yapacağım. Ben makineyle yapıyorum. Espresso makinesi. Ama siz bu kahveyi filtre kahveyle, Nescafe ile, Türk kahvesiyle, kısacası sade olan bütün kahve türleriyle yapabilirsiniz. Haydi o zaman kahveyi yapmaya başlayalım. Hindistan cevizi yağı olarak BeFood.tr'yi kullanıyorum ben. Aşağı linkini bırakırım, oradan siz de siparişini verebilirsiniz. Ben bayağı memnun kaldım. Ama Bim'lerde, Migros'ta, Şok'ta, A101'de falan da hindistan cevizi yağını da bulabilirsiniz. Vloglarını hatırlıyorsunuz, ben hindistan cevizi yağı kahvemi şununla beraber karıştırıyordum. Ama bu aralar artık mikser direkt blender ile karıştırmaya geçtim. Daha iyi karıştığını düşünüyorum ve tadı daha güzel oluyor böyle. O yüzden bunu kullanıyorum. Hem bunun hem de bu blenderli makinenin linklerini hepsini aşağı açıklama kutucuğuna ekleyeceğim kendi kullandıklarım. Yiyecekleri bulabilirsem onları da eklerim. Ama bütün ürünlerin hepsini eklemeye çalışacağım. Şimdi günün en sevdiğim saati kahve. Kahvem hazır. Direkt blender'a koydum ki 2-2 uğraşmayayım diye. Şimdi hindistan cevizi yağından böyle bir çay kaşık kadar alıp içerisine böyle karıştırarak koyacağım. Sonra blender'la tekrar karıştıracağım. Hiç süt kullanmadan, hiçbir şey yapmadan hindistan cevizi yağı sayesinde rengi böyle latte gibi açıldı. Ama içerisinde sadece hindistan cevizi yağı var mesela. Aşırı güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Tadında böyle amşam bir değişim yok aslında. Yani şekerli tatlı kahveler içemiyorsanız korkmayın bunun size tat vereceğinden. Hafif çok küçük bir tat hissediyorsunuz. O da bence sıkıntı olmuyor. Aşırı güzel olmuş. Yani neden bilmiyorum ama hindistan cevizi yağı böyle espresso'nun ağırlığını biraz daha azaltıyor. Ve çok yoğun bir tadı yok. Yani çok hafif bir tadı var. O yüzden içerken acaba çok şekerli gelir mi, yağlı gelir mi diye düşünmeyin. Zaten iyice çırptıktan sonra tadı hiç kalmıyor. Ben geldiğimde saat şu an 1'i 1 geçiyor. Kahvemi içtiğinden beri yaklaşık böyle bir saat geçti sayılır. Şimdi hemen üstümü başımı değiştireceğim ve daha sonra spora başlayacağım. Creating'in Intense Core Challenge isimli challenge'ına başladım. Bugün 9. ya da 10. gündeyim sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum. Yeni link kutucuğuna başladığım sporun linkini bırakacağım. Siz de bakabilirsiniz oradan. Ben farklarını görmeye başladım. Karın kaslarımda özellikle. Ama cidden zor bir programmış. Yaparken beni çok yoruyor. Çünkü son birkaç aydır programlarını yaparken gün içerisinde böyle 20 ile 40 dakika arasında bir kardiyo yaptırıyordu. Yani hiç böyle 40 dakikanın üstüne çıktığım olmuyordu. Ama artık fix 35 dakika, 40 dakika ya da 50 dakika sürüyor. Ve bu beni birazcık yoruyor ama bu tempoya çok alıştım. Artık bu videolardan sonra 40 dakikanın altında kardiyo yapamazmışım gibi hissediyorum. Creating'den çok memnunum şu anlık. Hatta bana sürekli soruyorsunuz. Pamela'nın videoları da var. Başak, ona da başlamak ister misin diye. Ama ben Creating'den şu an memnun olduğum için onun videolarını yapmaya devam ediyorum. Şu ana kadar toplam 5 ya da 6 tane challenge'ını bitirmiş olmam lazım. Hatta bir tanesini 2 kere yapmıştım. Elimden geldiğince hepsini bitirmek istiyorum bu kış boyunca. Bütün böyle vücudumu format okumak istiyorum. Özellikle kışın tam böyle ortalarında kollarıma
daha çok yönelmek istiyorum. Çünkü kolları kalın ve biraz böyle bıngıl bıngıl olan bir insan olduğum için kollarıma öncelik vermem lazım. Ben spora kaçıyorum. Zaten yavaştan böyle midemde böyle bir gurultular hissetmeye başladım zaten. 10 gibi kahvaltım bittiği için, mesela şu an 1'e olduğu için doğal olarak böyle midem biraz kazınmaya başladı. Ama bulletproof kahve sağ olsun şu an böyle açlığımı bastırmış gibiyim. Sporumu yaptıktan sonra hemen öğle yemeğimi yiyeceğim. Ve bu kız sporda haşasını çıkarmaya gider. Şimdi öğlen yemeğimi aldım. Kara buğdaylı bezelyeli soğuk salata. Bunun tarifini bana diyetisyenim vermişti. Ben aşırı bayılarak yiyorum. Hatta böyle kurtarıcı gibi bir şey. Ve aşırı doyurucu. Yani böyle küçük gözüküne bakmayın, bol kıyasası olduğu için çok fazla doyuruyor. Hele de spor sonrasında tam anlamıyla bir lif kaynağı olduğu için bunu tercih ediyorum. Siz de deneyin, kesinlikle bayılacaksınız. Şu an saat 5'e çeyrek var. Böyle birazcık midem kazınır gibi oldu. O yüzden gidip kendime şu an ara öğün hazırlayacağım. Ve meyvem de hazır. Bir dilim yuvarlak ananası küçük küçük böldüm. Bir de yarım elmayı dilimleyerek bu şekilde böyle kendime bol tabağında meyve kasesi hazırladım. Eğer benim gibi meyve kontrolünüzü sağlayamıyorsanız da, bir porsiyon meyve size yetmiyorsa, yedikçe yiyesiniz geliyorsa meyvelerinizi böyle minik minik dilimler haline yapın ki daha çok yiyormuş hissiniz oluşsun. Ben böyle yapmaya başladığımdan beri meyve kontrolümü daha rahat sağlayabiliyorum. O yüzden hep böyle minik minik dilimleyerek yiyorum meyvemi. Akşam yemeğim hazır. Enginar yemeği var. Bu arada enginar yemeği benim favori yemeklerimden bir tanesi. Birazcık böyle orta boya bir tane küçük boylu enginar aldım. Ortada da salatamız var. Kırmızı biberli, turplu, yeşillikli bir salata. Bir de 4-5 kaşıklık bir yoğurdum var. Akşam yemeğim de böyle. Ve akşam yemeğimi bitirdim. Saat şu an 7:10 geçiyor. Ben akşam yemeğimi bitirdiğimde 6:30-6:40 falandı. Kiloma dikkat ederken yaptığım bir şey var. O da akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yiyip içmemek. Tabii ki de suyumu içiyorum. Hatta limonun suyumu böyle bol bol içmeye çalışıyorum. Ama mesela bazen çok acıktığım oluyor ya da bir canım bir şey istediğinde yeşil çay ya da sade soda içiyorum. Onun haricinde akşam yemeğinden sonra yiyecek hiçbir şey tüketmiyorum. Sadece yeşil çay veya soda için kendime izin veriyorum. Zaten bol bol da su içiyorum. Neden diye soracak olursanız, akşam yemeğinden sonra metabolizmamız yediğimiz yemeği yakmak için uğraşıyor. Ve siz yemek yedikten birkaç saat sonra, yani yatmadan birkaç saat önce olmuş oluyor. Akşam yemeğinden sonra bir şeyler yediğiniz zaman metabolizmanızı tekrar aktifleştirmiş oluyorsunuz. Akşam yemeğinden sonra zaten bir kere metabolizmanız çalışıyor ve yediklerinizi yakmaya uğraşıyor. Ve siz o saatten sonra sabaha kadar metabolizmanızı çalıştırmazsanız vücudunuzda kalan yağları yakmaya başlar ve siz bu sefer böyle kilo vermeye başlarsınız. Ama akşam yemeğinden sonra bir şey yediğiniz zaman bu sefer vücudunuz tekrar çalışıp yeni yediğiniz şeyi yakmaya başlıyor ve vücudunuzda olan yağları yakamıyor. O yüzden akşam yemeğinden sonra bir şey yememeyi tercih ediyorum. Bunu yaklaşık böyle bir 8-9 aydır yaptığım için vücudum inanılmaz alıştı ve artık hiçbir zorluk çekmiyorum. Artık böyle akşam acıkmalarım azaldı. Akşam yemeğimi mesela 5'te veya 6'da yediğim zaman bile sabah kahvaltısına kadar tekrar acıktığımı hissetmiyorum. Bünye alıştıktan sonra her şey çok kolay ilerliyor. Bana güvenin. Neyse, ilk gün tamamlamış bulunuyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Önce bir tart alalım. Sonuçlar güzel, memnunum. 400 gram vermişim. Ama renkli haftam olduğu için üstündeki ödemin de gittiğini düşünüyorum. O yüzden tam olarak kilo vermiş olarak bakmıyorum açıkçası. Neyse, ben gideyim hemen suyumu içeyim. Daha sonra kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım. Bu sabah kahvaltımda böyle 1 adet yumurta, domates, salatalık, biber, zeytin, peynir, yarım avokado, 6 adet badem, bir de 1 dilim vasa, yani 1 dilim ekmek yerine geçiyor. Bugün salata kullanmadım ya da çay da kullanmadım. Birazcık acelem olduğu için böyle hızlıca bir hazırladım kendime kahvaltı. Şimdi kahvaltım bitti. Saat tam olarak 10, yani 9:45 gibi falan bitirdim kahvaltımı. Limonlu suyumu hazırladım ve online dersime geldim hemen. Online dersimi yarılarına doğru, yani 11:30 gibi falan da kahve içeceğim. Bugün yine Hindistan cevizi yağlı kahve mi içerim yoksa sadece Türk kahvesi mi içerim bilmiyorum. Biraz da anneme bağlı. Derse ki beraber Türk kahvesi içelim, Türk kahvesi içerim ama belki espresso yapma ihtimalim de var.
Keyfime göre. Ders arasında hemen double bir tane Türk kahvesi içiyorum. Bu sefer Hindistan cevizi yağsız. Bu kız spora kaçar, sonra hemen öğle yemeğimizi hazırlamaya gideceğiz. Şimdi sporum bitti. Saat 3'ü çeyrek falan geçiyor. Bugün öğlemimi bilerek böyle biraz geçe bıraktım. Çünkü smoothie yapacağım için, smoothie'nin içinde de meyve olacağı için bugün ara öğün yapmayacağım Kemal. Yani meyveli bir ara öğün yapmayacağım. Yine arada sade kahve ya da yeşil çay içebilirim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Smoothie içmek istemeyenler ya da böyle badem suyuyla kefirin karışımını sevmeyenler için de alternatif bir ara öğünde bırakacağım. Onu da böyle 1 ve 2 olarak görebileceksiniz. O zaman sizleri smoothie tarifimle baş başa bırakıyorum. Dışarı gittim, geldim, bazı işlerim vardı, onları hallettim. O süreç hiç acıkmadım. O smoothie tarif beni inanılmaz tok tuttu. Şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. Akşam yemeğinde de bamya var. Büyük ihtimalle bamyanın böyle birazcık salata, birazcık da yoğurt yerim. Hadi akşam yemeğine gidelim. Akşam yemeğimizde bamya var. Birazcık salata ve 4 yemek kaşığı da yoğurt yiyeceğim. Saat şu an gece 10.30. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yiyip içmedim yine. Her zamanki gibi ve gerçekten de acıkmıyorum. Çünkü yemeğimi çok güzel yiyorum. Akşamları her besin değerini yeterli miktarda aldığım için de akşam yemeğinden sonra acıkmıyorum. Ve şimdi 3. litre suyuma geçtim. Yani 2.5'da falan bırakacağım büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsunuz suyu bile fazla içmek zararlı. Bazen şey diyenleriniz oluyor, hani sürekli böyle nasıl beslenebiliyorsun diye. Tabii ki benim de kaçırdığım zamanlar oluyor. Ama şu son 1-2 haftada falan canım böyle bir kaçamak yapmak istemiyor ya da ekstra bir şey yapmak istemiyor. Böyle anlarda bu şekilde sürdürmeye devam etmeye çalışıyorum. Çünkü zaten ama tabii ki benim canım da kaçamak yapmak istediği zaman kaçamaklarımı yapıyorum. Ama kaçamaklarımı özellikle sabah saatlerine yapmaya çalışıyorum. Yani böyle öğlen vakitlerinde falan. Akşam yemeğinden sonra kesinlikle ama kesinlikle kaçamak yapmamaya çalışıyorum. Çünkü bu sefer psikolojik olarak gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Bu da size bir tüyo olsun. Kaçamaklarınızı gün içerisinde yapmaya çalışın. Akşam yemeğinden sonra yaptığınız zaman inanın kendinizi çok daha kötü hissediyorsunuz. Neyse. İkinci günde tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Bugünkü kahvaltım yine dünküyle aynı. 1 adet yumurta, bu sefer vasa yerine ekmek aldım. 5 adet zeytin, peynir, yarım avokado, salatalık domates, çay ve birazcık da salata. Ve evet, saat şu an 9:45 geçiyor. Benim kahvaltım bitti. Şimdi kendime her zamanki gibi limonlu suyumu hazırladım ve odama geldim. Şimdi 1 saat 1.5 saat sonra kendime kahve hazırlayacağım. Bulletproof kahve, alıştınız artık zaten. Bugünkü sporum inanılmaz ağır. Toplam 4 video var. Hiç bu kadar ağırlığını yapmamıştım bu challenge boyunca. Bilmiyorum, birazcık tırsmıyor değilim. Ve bugün öğle yemeğimizde çok güzel bir salata yapacağız. Dün böyle smoothie içince şu an canım inanılmaz salata istiyor. Böyle öğrenleri farklı farklı yemek aşırı iyi geliyor. O zaman kahve zamanında görüşürüz. Dakika 380 kalori. Ölüyorum. Çok açım. Çok. Ve tada harika bir salata oluşturdum kendim. Beni akşama kadar inanılmaz tok tutacak. Ve bugün salata yediğim için ara öğünümde meyve yeme hakkım da olacak. Aşırı mutluyum. Saat şu an 4:50 geçiyor. Böyle birazcık acıktım gibi oldu. O yüzden şimdi kendime meyve hazırlayacağım. Hadi gelin meyve hazırlayalım.
Ve ara öğünümde bu şekilde. Elmam çok küçük olduğu için böyle bir tutam kadar da üzüm koymak istedim kendime. Ve her zaman gibi elmalarım minik minik doğradım ki çok yiyormuşum hissi olsun diye. Ben hemen ara öğünümü yiyeyim ve kitabımı okuyayım. Daha sonra akşam yemeğinde görüşürüz. Selamlar, ben geldiğimde saat şu an 6.30'a geliyor. Bu akşamki menümüzde balık var. Tabii ki de protein gerekiyor. Ben bu hafta birkaç gün önce falan et yediğim için bu sefer şansımı balıktan yana kullandım. Biliyorsunuz somon inanılmaz bir omega 3 kaynağı ve spor yapıyorsanız kesinlikle haftada bir defa balık tüketmelisiniz. Bu da somon olursa inanılmaz iyi olur. Şimdi ineceğim, somonun yanında böyle garnitürleri hazırlayacağım. Ve salata yapacağım. Tabii ki de salatasız bir yemek düşünemiyorum. Bol soğanlı. Çok güzel bir salata yapacağım. Şimdiden canım çekti valla. Hemen gideyim hazırlayayım, daha sonra yemeğe oturalım. Bugünkü yemeğimiz bol proteinli ve omega 3'ten oluşuyor. Ben kendim bugün somon yiyeceğim ve tabii ki yine bir salatamız ve burada da soğanımız var. Selamlar, bu kız yine videoyu kapatmayı unuttuğu için kapanışı şimdi yapıyorum. Bu 3 gün boyunca benimle beraberdiniz ve spor yaparken neler yiyorum her şeyi size teker teker gösterdim. Aslında hepimizin bildiği şeyler yapıyorum. Sabah yumurta, akşam evde ne varsa sebze, et, balık ne varsa artık. Tek farklı ve püf noktalar öğlen yemekleri ve ara öğünleri nasıl tuttuğumdu. Onları da sizlerle paylaşmış oldum. Yakın bir zamanda yine bir creatine challenge videosu gelebilir. Bilginiz olsun. Sanırım söyleyeceklerim bu kadardı. Sizlerin içlerinden denediğiniz ve yapıyor olduğunuz bir öğün var mı? Özellikle öğlen yemeklerinden mesela. Ve sizler spor yaparken neler yiyorsunuz? Veya spordan önce nelere dikkat ediyorsunuz? Ya da spordan sonra nelere dikkat ediyorsunuz? Bunlar bence çok önemli şeyler. Birbirimize böyle bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Sizler de yorumda spor yaparken nelere dikkat ettiğinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.